barışçı bir şekilde buralarda varlardı. Alevi kadınlar açmış, disk var, emekçi kadınlar adına orada bayrak açmışlar, flamalarını açmışlar. İşsiz kadınlar var. İşsiz kadınlar var, her renkte dilimli kadınlar var. Şimdi burada bu kadınlar barış içinde eylem yapıyor değil mi? Peki polis ne akla hizmet, hangi akla hizmet gelip de oradan LGBT yani lezbiyen, gay, trans birey kısaca ya onların gökkuşağı bayraklarını almaya, onları engellemeye çalışıyor. Şimdi bakın burada da o bayrakların alınması üzerine çıkan tartışma. Buradaki genç kadınların en ön safta gördüğümüz birçoğu aslında LGBT değil. Ama onların haklarını savunan genç kadınlar. Bir kısacık sesini açalım mı? Ya bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika. Yok mu ses? Şey oldu ya, herkes oldu. Ne yapıyor? Sakin ol. Bu yetmedi. Bir trans birey bu buluşma bitmiş. Taşkınlık yok, şiddet yok. Gayet kendine güvenli kadınların kutlaması hep bir arada. Rengarenk, tam kadınlara yarışır biçimde. Ama olsun, trans birey gidile, buluna, yakalanına, gözaltına alına. Öyle mi? Evet, hakikaten öyle. Buyurun. Gözaltı yapamazsınız. Yapamazsınız. Gözaltı yapamazsınız. Hakkınız yok böyle. Hakkınız yok gözaltı yapmaya. Gel abi cumhuriyete gel. Telaş, bir çaba, arabaya binmiş, kendisini kadın olarak tanımladığı için ben de kadın diyeceğim, trans birey. Kadıncağız arabaya binmiş, evine gidecek. Hiç ortada dediğim gibi şiddet yok, hiçbir şey yok. Tek suçu beyefendilerin aklındaki gibi olmaması, beyefendilerin şemasına uymaması, gözaltına alma çabası orada. Kadıncağızı vermemek için polise işte yanında genç kadınlar kendilerini hakikaten o kadar öne attılar. Nasıl acayip bir şey. Ha, acayip bir şey de nedeni ne biliyor musunuz? Fahrettin Altun tam da bir gün önce bu görüntülerden dijital medya platformuyla ilgili bir toplantıda. Dijital medya, yani 21. yüzyıldan söz ediyoruz efendim. Dijital, en dijital biz olacağız dedikleri toplantıda. Bakın neler söyledi, paylaşalım. Sakin sakin. Fahrettin Altun olunca sakin olmak lazım biliyorsunuz. Diyor ki, özgürlük ve hoşgörü gibi kavramların hiçbir şekilde eşcinsellik propagandası için yozlaştırılmasına, bu yolla ailelerimizin ve çocuklarımızın hedef alınmasına kesin olarak karşı çıkıyoruz. Cümleniz bir kere düşük ve bozuk Fahrettin Bey. Kusura bakmayın. Hiçbir şekilde diye başladığınız cümle müsaade etmeyiz diye biter. Neyse geçelim. Vatandaşlarımızı her türlü aşırılıktan korumak devletin başlıca görevidir. Bu tür çirkinliklerin özellikle gençlere normal bir şey gibi sunulması, toplumsal düzenimize ve milletimizin asil karakterine yapılmış bir saldırıdır. Bugün bu konuda birilerine hoş görünmek için
en ufak taviz verilmesi gelecekte çok daha ciddi sorunlarla karşılaşmamıza neden olacaktır. Buna izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Şimdi bakın, şunu anlıyorum. Erdoğan, Abbas Güçlü'nün bir programında AKP iktidarından önce eşcinsellerin haklarına saygı göstereceklerini, onların haklarına sahip çıkacaklarını vaat etmişti. O günler geride kaldı. Bunu anlıyoruz. Bu eski AKP'ydi. Bakın, var mı şeysi bu sesi bir duyalım. Tamam, bir oynatalım Güvencim. Evet, buyurun. Merhaba, Ahmet Altın Işık. Görüyor musunuz? Arkadaşlar, dinliyoruz. Ahmet Altın Işık, Mekatronik Mühendisliği bölümünde. Evet. Bildiğimiz gibi Türkiye'de bir gay ve eşcinsel vatandaşlarımız var. Hayda. Bu... Bu gay ve eşcinsel vatandaşlarımıza diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mesela evlilik hakkı gibi haklar tanımayı düşünüyor mu? Veya bu konuda kişisel olarak ne düşünüyorsunuz Tayyip Bey? Kısmı anlayamadım. Kişisel olarak ne bu düşünüyorsun? Konuda kişisel olarak ne düşünüyorsunuz? Böyle haklar tanınmalı mı, tanınmamalı mı? Yoksa... Bir defa yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri bir defa insani bulunuyor. Şimdi zaman zaman onların da muhatap oldukları muamele. Güvencim, az önceki itiş kakışı ver. Taksiden indirilip gözaltına alınmak istenen kadınla ilgili. Bu mudur? Evet, budur. Nereden nereye? Gerçekten nereden nereye? O söyledikleriydi, bu da yönettikleridir. Öyle doğru. Söylediler ama böyle yönetiyorlar. Çok doğru, öyle söylediler, böyle yönetiyorlar. Böyle yönetiyorlar, maalesef. Bireylere, insan hakları çerçevesinde bakmak lazım. Ama tam da özeti bu işte. Öyle söylediler, böyle yönetiyorlar. Şimdi, o kadar çok kadına şiddetle karşılaşıyoruz ki Fahrettin Altun Beyefendi, dediğim gibi Fahrettin Altun Bey'e bir şey söylediğiniz zaman anında cezayı her anlamda kapıda buluyorsunuz. Çünkü kendisi çok muktedir. Ama çok muktedir. O nedenle böyle sakin sakin, yumuşak yumuşak konuşuyorum. Ama umarım kendisi duyar, anlar. Fahrettin Altun Beyefendi, eşcinselliğin bir özgürlük meselesi olduğunu söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki vatandaşları her türlü aşırılıktan korumak devletin görevidir. Şimdi aşırılığı kim nasıl koyar tanımını? Birazdan Sedat Bozkurt'a da soracağım. Peki bu aşırılık? Aşırılık mesela bana göre şudur. Aşırılık Türkiye'nin bu ekonomik şartlarında o en az 5-6 kurumdan maaş almak da bana aşırılık geliyor. Bu da bir yani, aşırılık değil yok, mi? Ama yok, yanlış duydum. Siz nerelere gittiniz? Olur mu katiyen? Ben demedim, o dedi gene. Tamam, peki. Ben demedim Özgen Bey dedi. Evet, doğru. Aşırılıkları konuşacak olursak bir kere bireysel tercihler aşırılık değildir. Bireysel tercihleri insan hakları çerçevesinde değerlendirmek lazım. Biz böyle değerlendiriyoruz. Ama onlar kendi yaşamla tercihlerinin ve yaşamlarının dışındaki olan herkese, her kesime çok rahatlıkla aşırı deyip ötekileştirebiliyorlar. Maalesef üzücü olan budur. Dolayısıyla devleti yönetenler yurttaşın haklarına diğer sivil toplumdan da çok daha, diğer siyasi partilerden de çok çok daha dikkat etmeleri ve onları korumakla mükellefler, daha dikkatli olmalılar. Maalesef Türkiye'deki şu anki durum gelinen noktada insan hakları çerçevesinde baktığımızda hakikaten her alanda çok zor durumdayız. Bunu görüyoruz. 5 maaş almak aşırılık mı? Evet. Çok kısa bir sürede devletin, hazinenin, rezervinin 128 milyar buharlaşması, buharlaşma demeyecektik değil mi? Bir
yere gitmesi, alana gitmesi, neyse artık nasıl izah ediyorlarsa, aşırılık mı? Evet, aşırılık. Birçok aşırılık var. Pandemiye geleceğiz. Siz aşırılığı, sakin olun. Ben de sakin olmaya çalışayım, konuşuruz. Şimdi Sedat Bozkurt'a soralım. Sedat Bozkurt, size göre Türkiye'de Fahrettin Altun Bey mi neyin aşırı ya da genel olarak iktidar mı neyin aşırı olduğunu, neyin olmadığını tespit edecek? Nedir size göre aşırılık? Ya bu çok kişiye göre değişebilir aşırılık meselesi ama Türkiye'nin sıkıntısı şu, yani Türkiye'nin siyasal sisteminden kaynaklanan sıkıntı şu. Hangi yapı iktidara gelirse gelsin bir anda muhtelif yanlışları tespit cihazı haline dönüşüyor. Kendini merkeze oturtuyor ve kendi görüşünün mutlak doğru olduğunu önce kendisi inanıyor. Ondan sonra herkesi inandırmaya çalışıyor. Şimdi siz her gün burada ben izliyorum.